5, 4, 3, 2, 1, kayıt. MotoGP hikayelerinden merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz motorumu sattım. Bir süre bu Doğu Akdeniz'in incisi olan Kuba CG ile beraberim. Bizim kursun motoru, bununla takılacağız. İki tekersiz yapamıyoruz malum. Şimdi motoru satarken sahibindendeki ilanıma gelen böyle saçma sapan tekliflerden bahsedeceğim size biraz. Hani insanımızı gerçekten anlamak bazen çok zor bir hale geliyor. Abi ben ilanı koyduğumda oraya yazdım, dedim ki bu motora sadece 2009-2008 model üstü XT660'larla takas yaparım. Onun dışında herhangi bir takas teklifine açık değilim. Abi Broadway verenler oldu, 97 Opel Vectra veren oldu. Hatta bir tanesi Nissan X-Trail verdi, üstüne para verebilirsem motorunu alırım diyerekten. Baktım saçma saçma araba teklifleri geliyor. Dedim ki takas makas yok arkadaş. İlanı değiştirdim, takas dedim yok. Direkt satarım. Abi birisi aradı. Çocuk böyle Kocaeli'den arıyormuş. Dayı selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam yeğen dedim. Tabii o öyle konuşunca mecburen ben de öyle konuşmak zorunda hissettim kendimi. Aleyküm selam yeğen dedim. Ya dedi, ben dedi motorunu beğendim dedi. Resimleri çok güzel dedi. Ciğeri dedi nasıl, sağlam mı? Şimdi ciğeri sağlam tabirini zaten ne anlama geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Yazarlar böyle ciğeri sağlam, temiz makine falan. Ne alakaysa yani, ciğeri bitmiş olan ne oluyor ya da ciğer ne oluyor motosiklette? Hani diyebilirsiniz hani uzun soluklu, hani gidişi falan sağlam makine, motor durumu iyi, ama ilginç bir benzetme ki zaten bu tarz soruyu soranlar veya motosikletine ciğeri sağlam makine yazanlardan nedense ben şüpheleniyorum. Hani hiç motoruna sağlam bakacakmış, ciğeri sağlam kalacakmış gibi durmayan insanlar genelde yazıyor bunu. Neyse dedim sağlam dedim yeğen, bunun ciğeri 10 numara, her türlü dedim yenir bu makine. Ya şimdi dedi ben büyük motor alacağım, biliyor musun dayı dedi, ilk büyük motorum bu olacak dedi. Hani dedi böyle dedi, çok da beğendim ben bunu, biraz da dedi araştırdım, bunun dedi sesi nasıl dedi, R1 gibi çıkıyor mu dedi. Dedim ooo, aynı dedim sesi R1. Ben de şimdi oradan başladım trole zaten, ne yapacaksın? Dedim aynı sesi R1 dedim, ikisi de 4 silindir ya, fark edemezsin bile dedim ses farklılığını bu birbirinden. Tamam dayı dedi bu. Nasıl dedi böyle, yolda dedi giderken kızlar falan bakıyor mu dedi bu motora. Şimdi dedim valla bakan çok ama dedim ben ilgilenmiyorum ya. Hani dedim böyle, hatta bazen binmeye falan geliyorlar, ben dedim elimin tersiyle ittiriyorum. Tamam dedi, o zaman çok iyi bu motor. Ne yapacağız dedi bunun fiyatını. Dedim fiyata yapacak bir şey yok. Ben zaten aciliyetten dolayı çok uygun bir fiyat. Ya dedi öyle motor mu satılır? Dedim satılır. Sen dedi satmak istemiyorsun herhalde dedi. Tak kapattı telefonu. İlginç ya. Vallahi billahi. Yurdum insanı. Düşün kızlar nasıl bakıyor motora. Sesi nasıl çıkıyor. Adam motordan anladığı bu yani. Binme amacı da bu zaten. Tamamen dikkat çekmek ve gürültü çıkarmak. Başka bir şey değil. Hele en ilginci bu takas tekliflerine kapattığım zaman ilanı. Abi bir tanesi aradı böyle. Hani motordan da az çok anlıyor. Böyle motorla ilgili sorular falan sordu bana. İşte şöyle mi böyle mi falan filan konuştuk. Neyse biz bunda bayağı tamam. Ya dedi ben de dedi bilgisayar parçaları var dedi. Ben dedi internet kafemi kapattım dedi. Makinelerin dedi takımı en az dedi 1500 lira eder dedi. 15 tane takım var dedi elimde. Dedim. Bunlarla dedi takas eder misin? Abi dedim dalga geçiyorsun herhalde. Ne bileyim yani, ne diyeceksin? Ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey, ne değer, ne kimseyi dinler, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen. Bilgisayar parçaları 15 tane takım bilgisayarla motoru takas edeceğim, vereceğim.
Ben dedim takas olmaz diye yazdım oraya. Ya dedi sen araçlarla takas olmaz yazmışsın dedi. Adamdaki mantığa bak, mantığa, düz mantığa. Araçlarla takas olmaz demişim. Onun mantığına göre R1 geçti. Tabii tişört. Bu arada kış ayındayız. Ben deri eldivenle geziyorum. Adamda kask yok, tişörtle geziyor la motorla. Adamdaki mantık arabayla takas olmaz demişim. O sebepten ona göre her şeyle takas olabiliyor bu makine. Yani bilgisayarla neden takas olmasın? Abi insanımızı anlamak gerçekten çok zor. Saçma sapan teklifler, hikayeler. Allah sabır versin ya. Motor almak isteyene de, satmak isteyene de. Almaya kalksan doğru düzgün motor bulmak için çok çabalıyorsun. Satmaya kalsan etraf ölücü dolu. Ben istiyorum 13 lira. Adam yazmış oraya 9000 lira olur mu? Direkt verdiğim cevap iki kelime. Babayı alırsın. Tabii karşılığında ne bir cevap geldi ne bir şey geldi. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza ve motorunuza dikkat edin. Görüşmek üzere.